sevgili gençler. Bu videomuzda sizlerle beraber çok önemli olan alt küme kavramını işleyeceğiz. Hadi hemen derse başlayalım. A kümesinin her elemanı eğer B kümesinin de elemanı ise A kümesi B kümesinin alt kümesi denir. Hemen alt kümesi diye yazalım şuna. Tamam. Şimdi ve bu eğer A kümesi B'nin alt kümesi ise ya A alt küme B şeklinde gösterilir ya da A alt küme şuraya da eşittir koyup B ile gösterilir. Burada unutmamamız gereken noktalardan bir tanesi her küme kendisinin kesinlikle alt kümesidir. Ve sıfır her kümenin aynı mantıkla alt kümesidir. Bunu unutmayacağız. Evet, B kümesi verilmiş burada bize. Elemanları da 1, 2 ve 3. Bu kümenin alt kümelerini yazacak olursak evet unutmayalım hemen neydi? Sıfırdı. Sıfır her kümenin alt kümesidir. Yani sıfır diyorum, boş küme yani. Boş küme her kümenin alt kümesidir diyoruz. Tamam, şimdi bunu yazdım. Şimdi boş kümeden sonra her elemanı tek tek yazarsam içine 1 koyuyorum. Daha sonra içine 2 koyuyorum. Sonra 3 koyuyorum şu şekilde. Tamam. Daha sonra 2 elemanları yazacak olursak 1 ve 2 var. Sonra 1 ve 3 var. Daha sonra da 2 ve 3 var. Hepsini yazdık. Şimdi sırada her küme kendisinin alt kümesiydi. O halde 1'i, 2'yi ve 3'ü de eklemiş olduk. Yani boş küme her kümenin alt kümesi ve her küme kendisinin alt kümesi. Bunu unutmayacağız. Şimdi buradaki sayıya bakacak olursak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ne var? Alt kümesi var. Yazalım. 8 tane alt küme var. İşte bu alt kümeler şu şekilde hesaplanıyor. Şimdi B'nin eleman sayısı yani S, B diyelim bu şekilde gösteriyorduk. Kaçmış? 3'müş. Şimdi 8 tane varsa şayet ben bunu 2'nin 3. kuvvetinden eşittir 8 diye hesaplayabiliyorum. Yani 5 tane eğer alt kümesi varsa 2'nin 5. kuvveti, 6 tane varsa 2'nin 6. kuvveti şeklinde söyleyeceğiz. Alt küme ifadeler Venn şemasıyla şu şekilde gösterilebilirler. A kümesi bakın B'nin içerisinde. O halde A kümesi B'nin bir alt kümesidir diyebiliriz. Altına çizgi koysak da koymasak da bir şey değişmeyecektir. Buradaki uyarılarımıza bakalım. N tane elemanı olan bir kümenin 2 üzeri N tane alt kümesi vardır. Alt kümesi vardır diyoruz. Tamam, yani mesela ne gibi? Bir tane elemanı varsa 2'nin 1. kuvvetinden 2 tane nesi vardır? Bunun alt kümesi vardır. Zaten bir tanesi boş kümedir, bir tanesi de kendisidir, öyle değil mi? Daha sonra 2 tane elemanı varsa 2'nin karesinden bakın 4 tane. 3 tane elemanı varsa bir önceki gibi 2'nin 3. kuvvetinden 8 tane. 4 tane varsa 2'nin 4. kuvvetinden 16 tane nesi vardır bunların? Alt kümesi vardır. Eğer bir kümenin kendisi hariç alt kümelerinin sayısına bakacaksak biz buna öz alt küme sayısı diyoruz ve 2 üzeri n'den bir tane çıkarıyoruz. Bu çıkardığım ne? Tabii ki kendisi. Yani kendisi hariç diğer alt kümelere öz alt küme diyoruz. Bunun sayısını bulabilmek için de 2 üzeri n'den bir çıkarmış oluyoruz. Mesela biraz önceki kümeye baktığımızda 2'nin 3. kuvveti bütün alt kümelerini veren bir ifadeydi. Bundan kendisini çıkaracak olursak demek ki 7 tane alt kümesi, öz alt kümesi varmış diyebiliriz. Evet, burada bir tane sorumuz var. Bu sorumuza baktığımızda ise 256 tane alt kümesi olan bir küme kaç tane elemanlıdır diye soruyor bize. O halde yapmam gereken şey şu. Madem alt küme sayısını 2 üzeri n vermişti, veriyordu bize. O halde bunun sonucu neye eşit olacakmış? 256'ya eşit olacakmış. Peki 2'nin kaçıncı kuvveti diye düşünecek olursak 2'nin 8. kuvveti 256'dır. O halde diyoruz ki 8 elemanlı bir kümedir bu küme diyoruz. Buradaki sorumuzda ise alt küme sayısı ile öz alt küme sayısının toplamı 127 olan kümenin kaç tane elemanı vardır diye soruyor bize. Şimdi alt küme sayısını bize veren ifade 2 üzeri n'di. Öz alt küme sayısını bize veren ifade ise 2 üzeri n eksi 1'di. Bunların toplamı neye eşit olacakmış? 127'ye eşit olacakmış. Şimdi buradan yapmam gereken şey şu, biri karşıya atmak. 2 üzeri n burada, bir tane daha 2 üzeri n var. Yani 2 tane 2 üzeri n elde etmiş olduk. Biri de karşıya atarsak bunu 128 olarak hesapladık. Her yeri 2'ye bölecek olursak 2 üzeri n'i 64 olarak bulmuş oluyoruz. Burada da 2'nin kaçıncı kuvveti 64'tür? 6. kuvveti 64'tür. O halde diyebiliriz ki bunun 6 tane elemanı vardır diyebiliriz.
Buradaki sorumuzda ise eleman sayısı 3 artınca alt küme sayısı 224 artan kümenin kaç tane elemanı vardır diye soruyor. Biz diyelim ki buna n tane elemanı vardır. O halde alt küme sayısı 2 üzeri n olacaktır. Şimdi 224 artıyorsa eğer 3 tane eleman artınca, 3 eleman arttığında n artı 3 olur. O halde 2 üzeri n artı 3'ten 2 üzeri n'yi çıkardığım zaman 224 olarak bulmam lazım bunun sonucunu. Şimdi bunu veren n ifadesini bulacağız. İlk önce şuradaki kısmı açalım. Burası 2 üzeri n çarpı 2'nin 3. kuvveti oldu. Burası da 2 üzeri n olmuş oldu. Bu da yine 224'e eşit. Buradan ilerlersek bakın şunun 8 olduğunu görüyoruz. Yani 8 çarpı 2 üzeri n eksi 2 üzeri n de burada var. Bu da 224 oldu. 8 taneden bir tane çıkarırsak 7 tane 2 üzeri n eşittir 224 oluyor. Burada her yeri 7'ye bölecek olursak 2 üzeri n'yi bakın. 22'nin içinde 3 tane var. 21 olur. 14'te de 2 tane var. 32 olarak bulmuş oluyoruz. Peki burada n'yi kaç olarak bulacağız? Tabii ki 5 olarak. Demek ki bu kümenin eleman sayısı 5'miş. Yukarıda verilen küme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Bu da oldukça çok karşımıza çıkan soru tiplerinden bir tanesi. Şimdi ilk etapta bir kümeyi inceleyelim. Bakın A, B, küme parantezli C, küme parantezli C ve D ve de bir üçgen ifadesi var bunun içerisinde. Şimdi buna baktığım zaman eleman yazarken küme parantezi kullanmama gerek yok. İçerideki elemanı direkt alabiliriz. Ama alt küme yazacaksak şayet kesinlikle içerideki elemanın yanına bir de küme parantezi koymak zorundayız. Çünkü alt küme de bir küme. Bunun küme olduğunu belirtmek için. Şimdi buradaki A elemanına baktığımız zaman bakın A, A'nın nesiymiş? Elemanıymış. Evet, burada A elemanı var. O halde bu ifade doğru bir ifadedir diyebiliriz. 6 tane elemanı vardır diyor, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanı vardır. O halde bu ifade yanlış bir ifadedir. Buraya baktığımızda A ve B A'nın elemanıdır. Evet, A da B de burada var ve bu şekilde yazabiliriz. Bu da A'nın bir elemanı olur. Buraya baktığımızda ise C ve küme parantezliğiyle beraber A'nın elemanıdır. Evet, burada küme parantezliğiyle beraber ne var? C elemanı var. O halde bu ifade de doğrudur diyebiliyoruz. Şimdi buna baktığımızda ise A küme parantezi koymuşuz yanına. Büyük A'nın nesiymiş? Alt kümesiymiş. Şimdi burada ne var? A var. Evet, ben bunun yanına eğer küme parantezi koyarsam alt küme şeklinde bunu gösterebilirim. Bu ifade doğru bir ifadedir. A ve B elemanları var burada ve ben bunun yanına da küme parantezi koyarsam buradaki ifade de A'nın alt kümesi olur. Bu da doğru bir ifadedir. C ve D elemanları bakın ayrı ayrı yok. Eğer aynı şurada olduğu gibi A ve B şeklinde olsaydı ve yanına küme parantezi koysaydım bu ifade doğru olurdu ama burada ne var? C ve B, C ve D küme parantezliğiyle beraber var. O halde küme parantezinin yanına bir tane daha küme parantezi koyması gerekir bu ifadenin doğru olabilmesi için. O halde bu yanlış bir ifadedir. Yine üçgen var burada, tek başına üçgenin yanına küme parantezi koyması lazım ki üçgen A'nın alt kümesi şeklinde gösterilebilsin. O halde bu ifade de yanlış bir ifadedir. Buradaki sorumuz ise yine çok klasik bir soru tipimiz. Diyor ki bir tane A kümesi verilmiş ve buna göre B eleman olarak bulunur alt kümelerin içinde, B bulunur, C bulunmaz, A veya D bulunur, B ve E bulunur, A bulunmaz şeklinde ifadeler var. Şimdi bunlara bir bakalım ilk etapta. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane, yani N eşittir 5 diyebileceğimiz ya da SA eşittir 5 diyebileceğimiz bir ifade var. Şu da 5. Kümesin alt kümelerin kaçında B eleman olarak bulunur diyor. Şimdi o zaman B'yi alıyoruz, buraya yazıyoruz. B elemanı olarak bulunursa kümenin içerisine bu B'yi kesinlikle koyacağız. B'yi koyduktan sonra geriye 1, 2, 3, 4 var. Bu B'nin yanına geri kalan elemanların alt küme sayısı kadar eleman seçebiliriz. O halde 2'nin 4. kuvvetinden 16 tane küme buluruz, alt küme buluruz. B elemanı içinde olacak, tamam mı? Şimdi diğerinde ise B bulunur ama C bulunmaz diyor. O halde alıyoruz bu B'yi, tekrardan alt kümemin içine yazıyoruz. B'yi aldık, yazdık. Daha sonra C bulunmayacaksa şayet bu C'yi de atıyoruz. B'yi buraya yazdık. C'yi de attık. Geriye A, D ve E olmak üzere 3 tane eleman kaldı. O halde B'nin yanına 2'nin 3. kuvveti, yani geri kalan 3 tane elemanın alt küme sayısı kadar ne yapabilirim? Seçimler yapabilirim. O halde burada 8 olarak bulmuş oluyoruz bunun sonucunu. Şimdi A veya D bulunur dediği zaman bu oldukça önemli. Yıldız atalım buna. Şimdi A veya D bulunur dediğinde şunu söylemeye çalışıyor. Ya A bulunacak, ya D bulunacak, ya da ikisi de bulunacak. Veya'yı eğer mantıkla özdeştirirsek ne oluyordu bakın. P var,
Q var diyelim. Burada da P veya Q var. Şimdi buradan burası 1, 1 iken burası yanlış yanlış. Burası yanlış. Bir yanlış. Doğru yanlışken ne oluyordu bakın. Veya da bir yuton elemanda. O halde doğru doğruysa burası da doğru. Doğru yanlışsa tabii ki bir yuton olduğu için burası da doğru olacak. Yanlış doğruysa burası da doğru olacak. İkisi de yanlışsa burası ne olacak? Yanlış olacak. Yani ifadeden bir tanesi bile doğru olduğu durumlarda sonuç ne çıkacaktır? Doğru çıkacaktır. Yani A veya D bulunur demek ne demek? A bulunabilir sadece, D bulunabilir sadece. İkisi de bulunabilir anlamına geliyor. O halde bu tarz soruyu çözerken şunu yapacağız. Tüm durumdan ikisinin de olmadığını çıkaracağız. Tüm durum dediğimiz 5 eleman olduğundan dolayı 2'nin 5. kuvvetidir. İkisinin de olmadığı A'yı ve D'yi atarım. Geriye 3 tane kalır. 2'nin 3. kuvvetidir. Yani ben 32'den 8'i çıkaracağım. Çıkaralım. 12'den 8 çıktı. 4 kaldı. Burada ise 2 kaldı. Demek ki 24 olarak bulunacak bu kısım. Şimdi alttakinde ise B ve E bulunur. A bulunmaz. O halde alt kümenin içine B'yi ve E'yi yazıyoruz. Buradaki B'yi ve E'yi atıyoruz. A bulunmaz diyorsa A'yı da atıyoruz. B'yi, E'yi ve A'yı, B'yi ve E'yi atmış olduk. Geriye sadece C ve D kalmış oldu. O halde geriye kalanların alt küme sayısı kadar buraya seçimler yaparız. O da 2'nin ikisidir. Yani 2'nin karesidir. Çünkü 2 tane eleman kaldı. Buradan da 4 tane eleman hesaplarız diyebiliriz. Bu soruda yazılıda çıkması olası sorulardan bir tanesi. Yani karşınıza mutlaka gelecektir. Şimdi bir tane ifade vermiş. A, K'nın alt kümesi, K'da B'nin alt kümesiymiş ve A'yı B'yi vermiş. Bu ifadeye göre K'yı seçeceğiz. Yani bana kaç tane K kümesi yazabilirim diye soruyor. Şimdi madem A, B'nin alt kümesi ki görüyoruz değil mi? K'da bu ikisi arasında bir küme. O halde yani o halde A, K'nın alt kümesi ise... Yapmam gereken şey K'nın içerisinde bu A yani A elemanı, B elemanı ve C elemanı kesinlikle var. Yani buradaki A, B, C kesinlikle var. Geriye ben bunun yanına ne yapacağım? B'nin diğer elemanlarından elemanlar seçeceğim. Peki bu seçimi nasıl yapabiliriz? Diğer elemanların alt küme sayısı kadar yapabiliriz. Yani 2'nin 3. kuvveti kadar yapabiliriz. Bu da ne çıkar? 8 çıkar. Demek ki 8 farklı K değeri yazabiliriz burada. İzlediğiniz video ile ilgili soru çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ardından sıradaki videoyu izleyerek konu bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. Dersimi beğendiyseniz beğene basmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.